Merhaba, ben Melis. Melo App'in kurucusuyum. Melo App, kişisel bakım ve güzellik hizmetlerini tek tıkla müşterinin bulunduğu konumda almasını sağlayan Türkiye'nin ilk girişimi. Bizim hedefimiz, kişisel bakım ve güzellik hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getirmek. 3 yıl önce İTÜ Arı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne dijital güzellik asistanı projemizle giriş yaptık. Süreç içinde Win Global'de ilk 3 girişim arasına girdik. Avrupa Birliği projesini kazanarak genç müsiyatla Londra'ya giderek girişimimizin sunumunu yaptık. İstanbul'da Beauty Eurasia Fuarı, İtalya'da Cosmo Prof gibi birçok fuara katıldık. Birçok zirvede konuşmacı olarak yer aldık. Aynı zamanda birçok dergi ve gazetede haberlerimiz çıktı. Bizden genelde güzellik sektörünün yemek sepeti ya da getiri gibi bahsediyorlar. Ve açıkçası biz buna katılıyoruz. Bizi bir araya getiren şey tamamen Melo App oldu. İşin başından beri birlikte olduğumuz Çağdaş, Alara, Zeynep, Amir, Melo App'i birlikte geliştiriyoruz. Melo App'i kurmadan önce uzun yıllar MAC Cosmetics'te bölge eğitim yöneticisi olarak çalışıyordum ve Hacettepe'de MBA eğitimimi tamamlıyordum. Çalıştığım kurumda kendim dahil birçok makyaj sanatçısı freelance iş alarak ek gelir kazanmaya çalışıyordu. Durumun berber, kuaför ve güzellik uzmanları için de aynı olduğunu fark ettim. Yemek, tamirci, taksi, market, aklınıza gelen birçok ürün ve hizmetin artık evlerimize geldiği ve bunu sağlayan devrim niteliğinde uygulamalar varken güzellik sektörü için neden aynı şey olmasın dedim ve Melo App için kolları sıvadık. Ülkemizde güzellik sektörü dijital dönüşümünü tamamlayamamış bir yapı. Salonların hizmetlerini dışarıya taşıyabilecekleri, freelancerların da bir salon açmadan işlerini profesyonel olarak yürütebilecekleri bir platform yok. Biz hem güzellik sektörü hem de Melo App için burada büyük bir açık gördük. Şu anda bir güzellik salonu sadece bir personelini günde ekstra bir tane Melo randevusuna dışarıya gönderirse bu ayda 18.000 TL, yılda 218.000 TL ek ciro demek oluyor. Biz şu anda en basit haliyle evde hizmet sunabilen freelance güzellik uzmanları ve güzellik salonlarını tek çatıda topluyoruz. Müşterilerin diledikleri konumda ve zamanda randevu oluşturmasını sağlıyoruz. Biz şu ana kadar 40.000 uygulama indirmesi, 3.000 oryantasyonu yapılmış Melo sanatçısı ve 35.000 kayıtlı müşteriye ulaştık. 2022'de ciro ve randevu sayısında %1700 büyüme sağladık. Müşterilerimizin %38'ini 2 ayda bir bizden düzenli olarak randevu alan müşteriler oluşturuyor. Projemizin adı başta Dijital Güzellik Asistanı'ydı ki sloganımız hala bu. Ancak Dijital Güzellik Asistanı'na daha kısa, globalde kullanılabilen, akılda kalan bir isim koymak istedik. O dönemde de herkes bana Melo dediği için Melo'yu koyduk. Melo tam olarak aradığımız kriterlere uygun bir isim olmuş oldu. Yani Dijital Güzellik Asistanımızın bir adı olmuş oldu. Bizim hedef kitlemizi çoğunlukla büyük şehirlerde yaşayan, zamanı olmayan, trafiğe girmek istemeyen, mahremiyet endişesi yaşayan ya da hasta, engelli, yaşlılar gibi kesim oluşturuyor. Ben Melo'yla yaklaşık 3 sene önce tanıştım, 2,5 sene önce diyebilirim pandeminin başlarında. Ben nöbetleri olan bir meslekte çalışmaktayım ve bu süreçte gerçekten de hani nöbet çıkışlarında bir yere gitmek, sonra tekrar eve dönmek, bunlar benim için gerçekten külfetli olabiliyor. Bu konuda Melo gerçekten imdadımıza yetişti. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadan bütün kişisel bakım hizmetlerimi evimin konforunda rahatlıkla erişebildim. Bu süreçte benim evlenme dönemimde de aynı zamanda gelin makyajı, gelin saçı için de çok gerçekten kaliteli, profesyonel bir hizmet aldığımı söyleyebilirim. Sen
sertifikalı, 3 yıl deneyimli iletişimi kuvvetli kişiler oluşturuyor. Melo App sanatçıları uygulamaya kaydolduktan sonra bir onay sürecinden geçiyorlar. Profilleri doğrulandıktan sonra ve oryantasyonları yapıldıktan sonra bünyemizde hizmet vermeye başlıyorlar. Amacımız Melo müşterilerinin ve sanatçılarının en kolay, en hızlı ve güvenilir şekilde hizmet almasını ve vermesini sağlamak. Ben Nurcan, bitirmek sanatçısıyım. Yaklaşık bir yıldır Melo App'te çalışıyorum ve 100'e yakın freelance müşteriye gittim bu zamana kadar. Açıkçası bizim sektörümüzde kendimizi profesyonel anlamda ilerletebileceğimiz böyle bir platform yer almıyor. Ancak artık Melo App sayesinde ben gönül rahatlığıyla randevularıma gidebiliyorum. Benim uygun zaman diliminde, uygun saat aralığında randevularımı planlayabildiğim bir platform. Biz uzmanların ödemeleri randevuya gitmeden yapılıyor. Bu sayede çok rahatlıkla hem randevularımı hem bütçemi planlayabiliyorum. Benden görerek bu platforma kayıt olan, çalışan birçok yakınım, arkadaşım oldu. Ben de zaten her biri mutluluğunu dile getirdikçe iki katı mutlu oluyorum tabii ki. Müşteriler Melo sanatçıların fotoğrafta yorum, puan, takvim, hizmet ücreti ve çalışmalarına göre seçim yaparak bir yemek siparişi vermek kadar hızlı ve kolay bir şekilde randevularını oluşturup ve online bir şekilde ödemelerini yapabiliyorlar. Sanatçılar da dakika içerisinde bir kasa bağlatmadan, kira ödemeden online güzellik salonlarını açabiliyorlar. Son dönemde 3 tane sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Bunlardan ilki bir bakım evinde ücretsiz bir şekilde tüm gün kuaförlük hizmetleri sunmaktı. Diğeri Depremzede Güzellik Uzmanı istihdamı projemizde ve hala devam ediyor. Üçüncüsü ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız Depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz kuaför ve kişisel bakım hizmeti götürmek. Başta bir web sitesi oluşturduk. Melo bir Ankara girişimi. Dolayısıyla ben İstanbul'a taşındım. İstanbul'da bu projeyi kapı kapı berber güzellik salonu gezerek anlatmak çok kolay değildi. Çünkü aldığınız onlarca reddin üzerine devam etmeniz gerekiyor. Ve o dönemde bir pazarlama bütçeniz yok. Henüz yatırım almamıştık. Burası benim için zorlayıcıydı. Melo App sadece güzellik ve kişisel bakım hizmetleri için bir pazar yeri değil. Çok yönlü, çok işlevli ve değer önerisi yüksek bir dijital güzellik platformu. Melo App'in uygulamada son kullanıcıya sunduğu B2C hizmetlerin yanında başta hastane, bakım evi, otel, düğün salonları ve firmalar gibi kurumlara sunduğu geniş bir hizmet yelpazesi var. Aynı zamanda ürünlerini bizim randevularımız aracılığıyla evlerde ayrıcalıklı olarak tanıtmak ve deneme boyunu ya da orijinal boyunu hediye etmekle ilgilenen birçok kozmetik firma var. Bu özellikleriyle Melo App büyüdükçe ağ etkisi yaratan güçlü bir ekosistem sağlıyor. Biz 5 yıl içerisinde güzellik, ürün, hizmet ve önerileri için akla gelen ilk uygulama olacağız. Melo App daha önce melek yatırımcılardan ve venture capital'lardan yatırım almayı başarmış bir girişim. Biz kitlesel fonlamayla içeriye girecek yeni ortaklarımızın birer Melo elçisi haline geleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunun da çok büyük bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. Fonlama sonrasında hedeflerimize ulaşmak için doğrulanmış iş modelimize daha fazla kaynak ayırmak, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, teknoloji yatırımı yapmak ve saha ekibimizi büyütmek istiyoruz. Birinci yıl 50 bin müşteri ve 10 bin randevuya, 7 milyon ciroya, 3 yıl içinde 300 bin müşteri, 100 bin randevu ve 110 milyon ciroya, 5 yıl içinde ise 2 milyon müşteri, 800 bin randevu ve 300 milyon ciroya ulaşacağız.
randevumuz üzerinden oluşturulan her randevu başına bir komisyon geliri elde ediyoruz. Bu komisyonları bir müşteri aynı sanatçıdan tekrar tekrar randevu aldıkça düşürüyoruz. Aynı zamanda randevularda hediye kozmetik ürünler yönlendiriyoruz. Böylece müşteri bağlılığını sağlıyoruz. Aynı zamanda B2B satışlarda da doğrudan şirketlere fatura kesiyoruz. ...2018'de güzellik merkezlerinin iş hacmi 10 milyar lirayı aştı ve o günden bugüne çift haneli büyümeye de devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de 1 milyonu aşkın kuaför, berber ve güzellik uzmanı var. Profesyonelleşen uzmanlar bir yerde çalışmak ya da kendi dükkanlarının maliyetlerinden dolayı açmak yerine freelancerlığa yöneliyorlar. Özellikle pandemiden sonra freelancerlık her meslekte görülmemiş bir hızla büyümeye devam ediyor. Normalde kuaförlerde %5'i kadınlardan oluşan bir uzman istihdamı söz konusu. Bizde bu oran Melo App'te %72. Çünkü biz kadınların çocuğu olduktan sonra ya da hamile olduğunda da kendi bölgelerinde hizmet vererek çalışmasını devam etmesini sağlıyoruz. Merhaba, Onur ben. Melo App'in hem yatırımcısı hem de danışma kurulu üyesiyim. Pulpoyer'ın kurucu ortaklarından biriyim. Diğer danışma kurulu üyesi Uğurhan ile birlikte biz Pulpoyer'i yaklaşık bir sene önce exit'ettik. Pulpoyer güzellik teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket. Melo da güzellik teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket. Ve aynı zamanda bulunduğu sektör itibariyle oldukça büyüyen bir pazarda faaliyet gösteriyor Melo App. Biz de exit tecrübemizi aslında Melo App'e aktarmak için bu takımın bir parçası olduk. Melo rakiplerine göre lokal olarak çok ciddi farklılaşan ve rekabette ayakta kalan bir ürün. Şu an çok ciddi bir globalleşme potansiyeline sahip ve önümüzdeki 3-4 sene içerisinde sektörün önemli oyuncularına exit edebilme potansiyeline sahip. Hem sektörünü dönüştüren hem farklılaştıran bir konumda. Biz Buğra ile birlikte aynı zamanda bir güzellik merkez zincirine sahibiz, Zante isimli. Burada da çok ciddi bir tecrübe edindik güzellik sektörüne dair ve Melo'nun çok ciddi bir açığı çözdüğünü gördük. Şu an Melo'ya aslında ciddi bir yatırım fırsatı, çünkü erken girme fırsatı oluyor. Potansiyel yatırımcıların da bu exit potansiyeline sahip olan girişimi değerlendirmesini önemli buluyorum. Selamlar, Buğra ben. Melo App'in danışma kurulu üyesi, aynı zamanda yatırımcısıyım ve Melo App'in teknik süreçlerini bundan sonra ben yöneteceğim. Melo App, güzellik sektöründe çalışan insanlarla güzellik tüketicilerini hızlıca bir araya getiren bir booking platformu ve bu anlamda pazarda gerçekten gelecek vadeden bir uygulama. Melo App'e ekleyeceğimiz birçok özellikle güzellik tüketicilerinin çok hızlı bir şekilde güzellik hizmetlerine ulaşmasını sağlıyoruz. Gelin Melo App'i ülkemizdeki tekno güzellik trendlerinin öncüsü haline birlikte getirelim.